Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün Klan Savaş Ligimizin 3. günü canlı saldırılarını sizlerle birlikte yapacağız arkadaşlar. Like atmayı, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Şimdi Klan Savaş Ligimizin 2. gününü de kazanmış bulunmaktayız. Lekesizler ana klanımızdan. 2. günü skorunu hemen göstereyim. 34'e 30 kazandık ve 3. savaşımıza geçelim arkadaşlar. Ligde birinciliğimizi Koruyoruz. 98 yıldızdayız. Ee, rakiplerimizi, hepsini yeneceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Gayet güzel bir e, saldırı yüzdemiz var, onu söyleyebilirim. 3. Ee, savaşta da 4 savaşta 9 yıldız aldık, bir tane 3 yıldızımız var. Diğer saldırılar 2 yıldız. Onda da Hamdi'nin atmış olduğu bir 3 yıldız var. İzleyeceğiz. Şimdi rakibin on üçüncüsüne Kalisiden işaret bıraktım. Ee, ana hesaptan atıcı Yeti saldırısı yapacağım. Vallahi çok arada kalmıştım aslında. Ejder yarasa mı yapsam diye hazır ordu vardı dedim saldırıp geçeyim arkadaşlar Şimdi şurada 4 tane X-ray var birazcık beni korkutuyor e, Şu tarafı koruyucu yürüyüşüyle temizleyeyim dedim Şurayı da e, uçan kışlayla temizleyip daha sonrasında ortadan giriş sağlayayım dedim İnşallah belediye binasına doğru askerlerimiz yönelir e, Aksi takdirde sıkıntıya düşebiliriz yani düzen çok da içime sinmedi açıkçası. Şöyle bir diğer düzenlere bakalım. Rakibin 10.sü da hoşuma gitmişti. Burası tam klon büyüsü saldırılık. Evet buraya klonla girsem darma duman eder çıkarım arkadaşlar. Onun dışında koruyucuyla saldırı yapsam şu taraftan girsek belediyeye ulaşamazsak sıkıntı olabilir. E, o yüzden çok riske atmayacağım. Burayı birisi klonla üçler diye düşünüyorum. Alt taraflarda da işaretli noktalar var. Rakibin 15.sine bakalım. 15.sine de saldırı yapılabilir. Ama burada da şu tarafı koruyucuyla temizlerim dedim. Ee, ama barbar kral var. Ee, temizlik bayağı uzun sürecektir. Ee, o yüzden süreden patlayabiliriz. Koruyucunun arkasında tek boynuzlu atımız var. Onu baykuşa çevirebilirim süreden patlamamak adına Diğer düzenlerimizi de göstereyim Burası başka bir düzenimiz Burada da şunu düşündüm Koruyucuyla kraliçenin olduğu kutuyu temizleyip Ortadan giriş sağlasam belediyeyi de alsam diye düşündüm Valla hepsi birbirinden ilginç düzenler Buraya da dedim koruyucuyla şurayı temizleyip Şu taraftan giriş sağlasam mı? Aslında burası güzel gibi ya Koruyucu özelliğini belediyenin o noktada kullanırsak güzel e, iş yaparız ama şuradaki X sayıları arkadan bayağı bir sıkıntı çıkartır. O yüzden bu düzenleri geçiyorum arkadaşlar. Rakibin dördüncüsüne saldırı yapıldı. 5'e bakalım. 5'e zaten eee saldıracağım bu düzenin benzerine. Biz değişiklik yapmayalım. E, şuradaki X sayılarını kontrol ederek saldırı yapalım. İnşallah tekte kalmayız birazcık korkum var belediye binasına ulaşamamak konusunda onun dışında bir sıkıntımız yok derken baykuşu almayı unuttuk ya vallahi direkt saldırıya geçtim yapacak bir şey yok şuradan koruyucumuzu gönderip arkasına hemen şifacıları bıraktım koruyucumuzun orada sıkıntı ya şuna bakar mısın vallaha sıkıntı E, deli danalar gibi vuruyor okçu kulesi de keza öyle e, dondurmayı kullanmadan bekliyorum Öfke atacağım gibi duruyor e, Biraz daha dayanalım Haydi koruyucu özellik gidecek ya Öfkeyi attım gitti artık Yapacak bir şey yok arkadaşlar X yayını en azından aradan çıkartırsak Birazcık rahatlarız Kenar temizliği de yapılmış olur Bir tane öfkemiz feda olsun ne diyelim Şimdi şuradan bir tane büyücümüzü atalım arkadaşlar. Büyücü şu tarafın temizliğini sağlasın. Koruyucu buraları alıyor. E, aşağıya kayacak gibi bir görüntü var. Aynen öyle. O taraftaki ilk sayını da temizleyelim. Yavaş yavaş temizlik sağlandıktan sonra şunu düşünüyorum. Koruyucu bu tarafı mı kayacak bu tarafı mı kayacak? E, onu birlikte göreceğiz. Evet şuradan ben saldırımı başlatayım ya. Şuradan gönderdim. Pekka'yı da bıraktım. Arkadan cadıları yolladım. İlk sayıda indi koruyucu birazcık arafta kaldı sola kayar gibi bir görüntü var İnşallah kaymaz süper duvar kırıcımızı bıraktık baykuşu da oradan temizledik yavaştan şöyle savaşımı başlatayım ee, koruyucuyu da o tarafa çekmek açısından yaptım anam anam şurada hemen son anda yetiştim de özellik gitti bu birazcık kötü oldu arkadaşlar atıcıları bıraktım şuradan kraliçeyi yolladım. Bir adet e, zıplatmamızı şurada atalım. Peşine öfkemizi gönderip 4 adet deprem büyüsünde tam şu noktada kullanıyorum. Koruyucunun özelliğinin olmaması birazcık kötü oldu. Onun dışında gayet güzel gidiyoruz. Belediye binasına galiba e, ulaştık. Aynen orada bir problem yok. Şifacılar birazcık arkada kaldı. Askerlerin ölmesi kolaylaştı. Barbar Kral'ın özelliğini basalım arkadaşlar. Şurada bir zehir büyüsü atacağım. Şu an bekliyorum. E, tazının birazcık işlevi fazla oldu ya orada. Vallahi kraliçenin özelliğini basmak durumunda kaldım. Büyücülerle arkadan temizlik atıyorum. Kraliyet şampiyonumuz geliyor. Kraliçemiz ah bir hayatta kalsaydı 3 yıldızı koparmıştık be arkadaşlar. Süreden patlayabilirdik ama. Onun dışında güzel girdik de ah koruyucunun özelliği yedik ya o kötü oldu koruyucuyu birazcık dayandırabilseydim, ah bir koruyucuyu birazcık dayandırabilseydim herkes her şeyi çok farklı olurdu. Tam şurada bir koruyucu özelliği patlattık mı işler değişirdi arkadaşlar. Sağlık olsun. %83'teyiz. Alt taraftan büyücüler de temizlik yapıyor. Yüzdemiz yükselecek. Ee, ama kraliyetimiz güzel iş yaptı. %86'dayız. Yüzdemizi yükseltmeye devam ediyoruz. Yine yeti atıcıyla 3 yıldız patlatamadık ya. Olmuyor. Ligde patlatamadık. Normal efsane savaşlarımda çatır çutur üçlediğim orduyu ligde 3 yıldız atmakta zorlanıyorum arkadaşlar. %88'de savaşımızı tamamladık. Gelin Hamdi'nin savaşına bakalım. Sonra da Kalisi'den saldıralım. Evet Hamdi'nin savaşını açıyorum sizlere. Düzen bu şekilde. Ne saldırısı var? Cehennem Ejderi, Ejder, Yarasa kombinasyonu, eline sağlık Hamdi'nin. Üst taraftan bir bebek ejder patlatmış. Toplamda 3 bebek ejderi vardı. Bir tane de bu taraftan gönderiyor. Daha sonrasında bir bebek ejder daha. Sonra Buz Golem, Barbar Kral ve Kraliçe geldi. O köşeden içeri doğru girecek galiba anladığım kadarıyla. Kartal topuna ulaşmış diye bir düşüncem var. Evet Barbar Kral satış koymuş. Kraliçe de mi satış koydu abi? Kraliçe de satış koymuş. Vallaha, kartal topuna ulaşamamış. Ejderler sahaya sürülüyor. Daha sonrasında Barbar Kral'ın özellik basıldı. Ee, arkadan ejder binicileri gönderildi. Şimdi kral ve kraliçe içeri girdi. Ee, koruyucunun özelliği henüz kullanılmadı. Kraliyet şampiyonu gönderildi. Zeptin'in gönderilmesini de bekliyorum biraz sonra. Zeppelin'de de geldikten sonra askerlerle birlikte koruyucu özelliği kullanılacaktır. Zeppelin geldi birazdan basılır muhtemelen. Evet bekliyoruz bekliyoruz bekliyoruz. Kraliçe üst tarafta bu arada tekli cehennemi indirdi. Koruyucunun özelliği çok güzel basılmış. Eline sağlık. Zeppelin belediye binasının orada öfkeyle birlikte belediye alınıyor. E, tazı patladı. Tazı bayağı bir oyalayacak orada. Yarasalar savaşa dahil edildi. Tekli Cehennem Kulesi donduruldu. Bol bol dondurması olduğu için yarasaların ölmemesi adına erken bir dondurma kullanılmış. Mantıklı. Ee, öfkeden bir tane var. Ee, i̇lk başta ejderler için öfke kullanmamış. Onun dışında dondurma almış. Yarasalar bundan sonraki temizliği rahat bir şekilde sağlıyor arkadaşlar. Bir adet daha canlı saldırımız var. Hemen ona geçeceğim. Şu köyün tamamı da üçlendikten sonra. Evet köy üçlendi çıkıyorum bakalım kim geliyor? Şuursuz Ömer geliyor. Tek yıldızların kralı 2 savaştır tek yıldızda kaldı. Bu sefer bir 3 yıldızı var inşallah Ömer'in. Belediye güzel alındı. Süper büyücülere destek atılıyor. Son görünmezlik atıldı. Belediyenin zehirinden sonra süper büyücüler öldü. Şunları da alın be bari. Şunları da temizleselerdi daha güzel olurdu sıkıntı yok. Klan kalesindeki bir bir kısım asker öldü arkadaşlar Cehennem ejderi yollandı Şuradan galiba kahramanlarla giriş sağlayacak Ben şu an savaşa baktığımda bir 3 yıldız görüntüsü görüyorum açıkçası İnşallah öyle olur Dış tarafa askerler kaymaması için cehennem ejderi gönderilmiş O da güzel Tazı önden tanklıyor Bakınız kelle avcısı gönderildi ee, Koruyucu gönderildi Biraz sonra güzel bir koruyucu özelliğiyle bu köy üçlenir Bas koruyucuyu ömerim çok güzel bir nokta. Gerçekten çok güzel bir nokta. Şimdi bir adet öfke de gelir, dondurmalarda yapıştırır. Ee, bakalım. Şu taraftaki tekli indiriliyor. Merkezde bir öfke kullanıldı. Ejderler e, birazcık dışarı saçıldı ama sıkıntı yok. Kartal topuna doğru koridordan ilerliyor. Kraliyet de savaşa dahil edildi. Barbar kralın özelliği basıldı. Kraliçede hayatta bir tane görünmezlik büyüsü var. Onu kraliyet için kullanabilir. Merkez taraftaki çek Çoklu Cehennem Kulesi inerse süper olacak. İnmedi be. Arka taraftaki hava savunması köyü çok güzel savundu gerçekten. Şuraya gitti Cehennem Ejderi. O da maalesef indiremedi. E, Kaya Saçar indiriliyor. Görünmezlik var. Kraliyetle birlikte ama şu merkezdeki Çoklu Cehennem inseydi her şey çok daha güzel olacaktı. İnmeyince problem. Evet inşaatçı kulübesi de orayı temizledi valla. Bir cehennem ejderi koruyucu e, kraliçe var. Arka tarafta kara x bulunduğu için savaş zor 3 yıldız alınacak gibi duruyor arkadaşlar. Yüzde güzel yüzde 80'lerin üzerine çıkacaktır diye beklentim var. Kraliçenin özelliği de basıldı. Aynen öyle yüzde 81'e geldi. Kalesi'den inşallah bir 3'te 3 patlatırız. Güzel bir taktik yaptım arkadaşlar. Ejder yarasa saldırısı yapacağım. Evet şuursuz Ömer'in saldırısından da çıkıyoruz. 2 yıldız attı eline koluna sağlık diyelim. E, durum 13'e 7 oldu arkadaşlar. Haydi Kalisi'ye geçelim. Geldik Kalisi'ye arkadaşlar. Şimdi buradaki ordumu göstereyim. 15 tane sinsi goblin var. 10 ejder, bir buz golem, 8 tane balon. Farklı bir kombinasyon yaptım. E, diğer askerlerimiz her şeyimiz hazırda. Haydi savaşımıza geçelim. Şimdi saldırı yapacağımız köy rakibin 13.sü. Aynen öyle ben yazmıştım. Şimdi düzen bu şekilde arkadaşlar. Teklice enlemlerin olması beni cezbetti. ayları hem hava hem kara o kötü birazcık. Onun dışında sinsi goblinlerle bu tarafı temizleyip belediye direkt sinsilerle almayı hedefledim. 15 sinsi goblin'i şu şekilde kullanacağım. 2 tane şurayı 2 tane şurayı 2 tane şurayı alırız dedim. E, kaç etti? 6. Bir tane de şunu alsak. Etti mi size? 7. Geriye kaldı 8. Şu taraftan içeri giriş sağlayacağım. E, sinsilerin ama 8 tanesi yetmeyebilir ya. İnşaatçı kulübeleri de var. Biz işimizi garantiye alalım. Biraz daha sinsi basalım. Yoksa e, belediyeyi alamayabiliriz. Şimdi şuradan ejder mi silsem ya? Buz golemi silmek istemiyorum. Kraliçeye destek atmak için önden yollayacağım. E, bu arada canlı saldırı var. Haydi şu savaşı izleyelim. Fatih saldırıyor rakibin 15.sine. Bir 3 yıldız patlatırsa morallerimiz iyice artar. Bizim de 3 yıldız atma olasılığımız yükselir diye düşünüyorum. Evet süper büyücü mü var orada? Aynen süper büyücü var. Belediye bir görünmezlik yaptı. E, sonradan hemen toparladı. Belediye çıktı. Tekli cehennemde ineydi. Çok güzel olurdu be. Vallahi çok güzel olurdu. E, belediyenin temizlenmesi güzel. Kasırgayı da çıkarttı abi. Ee, dış taraf temizleniyor. Bir görünmezlik daha atılması gerekiyor mu? Gerek yok galiba ya. Tekli Cehennem Kulesi'nin yanındaki inşaatçı kulübesi de Tekli Cehennemi onardı, canını fullleyecek. O birazcık kötü oldu. Kenar temizliği gerçekleştiriliyor. Barbar Kral, Kraliçe ile birlikte Kartal Topuna giriş sağlandı. Dış tarafları, şuraları sinsilerle temizleyip bir tane de ejder patlattı. Ejder de o tarafı temizleyecek. Koridor güzel açıldı ama keşke Kartal Topunun inmesini bekleseydi. Bakacağız. O konuda bakacağız. Bence erken bir koruyucu özelliği yer burada. E, bayağı ağır savunmalar var. E, kraliçeye görünmezliği patlattı. Şu an koruyucuyu hala basmadı. Birazdan belki basacak. Kraliyet de geldi. Aynen öyle. Koruyucuyu şimdi bastı. Güzel. Ben e, bir 3 yıldızı var diye düşünüyorum. Bakalım. Zehir büyüsü tazı parçacıklarına atıldı. E, kraliçe şu tarafta hala hayatta. Özelliği kullanıldı. Hava savunması Ejder binciler tarafından indiriliyor. Çok güzel tertemiz saldırdı. Ama Tekli Cehennem'in inmemesi e, problem yaratır mı? Onu sizlerle birlikte göreceğiz. Kraliyet'in özellik basıldı. X'ye indiriliyor. Hava savunması da indirilecek. Arka tarafta rakip Kraliyet şampiyonu var. Bakın şu Tekli Cehennem'in inmemesi gerçekten nelere mal oldu ya? Ejder Binici'yi orada eritti arkadaşlar. Kraliyet Büyücü Kulesini indiriyor. Aynen Topu da indiriyor Baykuş vurun lan şu kraliyet hayatta kalsın be Kraliçe de hayatta mı Vallahi kraliçe hayatta Ölme kraliçe Ölme baykuşla koruyucu geldi Tek boynuzlu atla onlara Destek verecek güzel ama Süre sıkıntı arkadaşlar Şimdi depoya vuruyorlar baykuşla birlikte Koruyucu şu tekli cehennem Var ya %99 da bıraktırırsa Üzülürüm Şu taraf var şu taraf 44 saniyede iner mi? Bakacağız. Baykuş'un hasar bırakması güzel. Ama süre yetecek mi? Bakacağız. 5 saniyede indi şu. E, depoya gidiyorlar. Yani koruyucu tekli cehenneme yetişecek bence. Benim fikrim o yönde arkadaşlar. E, depo iniyor. Haydi. Baykuş da vursun da sektirsin be. 3 yıldız geldi bence. Sizlerin düşüncesi nedir arkadaşlar? Çok heyecanlı. Evet 99 oldu. Koruyucu yap güzelliğini. Şu savaş ee, piç olmasın. Vallaha, Haydi. Vurun çocuklar. İyi geldi geldi. Canı da azmış. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Güzel savaşlı Fatih. Tebrik ediyoruz seni. Şimdi biz sinsi goblin alacaktık. Buz golemi sata, satsak mı ya buz golemi? Abi ejder de silmek istemiyorum ya. Buz golemi sildim gitti. Valla sildim. 18 tane sinsi goblinimiz var. Asker eksiğimiz varmış ha bu arada. Şimdi önden bir tane dev bassak. Yok. Abi sinsi basacağım hadi ya. Yapacak bir şey yok. Tek boynuzlu atla kraliçe artık. Birazcık destek atarlar. 2 yeşil taşımızı da verdik. Haydi biz de savaşa geçelim. Her şeyimiz hazır değil mi? 20 sinsi goblinli savaşımız. Birazcık abarttım ama belediye binasını almak adına korkularım vardı. Şimdi bir de yanlış köye saldırıyorduk üstüne üstlük. Heyecandan görüyor musunuz neler yapıyoruz? Şurasıydı değil mi? Aynen 13'tü. Şimdi şunu düşünüyorum. E, kaya balonu mu kullansam yoksa şuradan e, zeplini bırakıp kartal topunu mu indirsem? Şuraya ulaşır mıyız? Bakalım bir belediyeyi alalım abi. Çok fazla inşaatçı kulübesi var çünkü. Kaya balonu da aldım ne olur ne olmaz diye. Ben saldırıya geçiyorum. Şimdi haydi bakalım. Sinsiler iş başına. o Tesla'lar da çıktı. Bütün tuzaklar çıktı. Bir bakınız, bir bakınız neler neler olacak. Bir tane de, aha güzel, kasırgayı da çıkarttık abi. Ee, bekliyorum şu kasırga özelliğini hadi bir yitir gülüm. Şurayı alamadık bu arada. Onu bir sinsiyle temizleyelim. Tamam şimdi belediyeye gönderdim. Bol bol sinsi bıraktık. İki tane daha gönderelim. Oradakiler çünkü ölecek. Belediyeyi ayıkladık mı? Abi hadi be. Bizi uğraştırıyorsun. Tamam şuradan barbar kralı attım. Kraliçeyi de alt taraftan mı gönderse? Kraliçeyi de şuradan bıraktım abi. Tamam. Şöyle bir kenar temizliğimizi de yapalım. Şurayı da temizledik. Belediyenin zehri de gitsin. Püskürtücüler arkaya bakıyor. O yüzden bu taraftan saldıracağım arkadaşlar. Erken bir koruyucu özelliği basarız. Şöyle ejderleri yolladık. Hemen peşine askerlerimi attım. Bir koruyucu özelliği basıp öfkeyi patlattım. Kraliçenin özellik basıldı. Şuradan zeplin atacağım abi. Kartal topunu da indirmek istiyorum. İnşallah ulaşırız. Kaya balonu almadım. Şurada patlattım. Oradan zeplinle birlikte temizliğimizi yapıyoruz. Kraliyet desteği henüz gelmedi, merkeze ulaştık. Arkadan kraliyeti de gönderdim. Hava savunmaları çok fazla çünkü e, Tazının yanında yavaştan biz de şuradan hava savunmaları da inecek. Şöylemesine yarasaları gönderdim. Birinci dondurma geldi. Evet, bir dondurma daha patlatalım şu noktada. Elimizde iki adet dondurmamız var arkadaşlar. Bundan sonrasını yarasaların işleviyle halletmeye çalışacağız Şurada tekrardan bir dondurma Arkada bir tane büyücü kulesi kalacak görüntüsü var Şurada birazcık geç kalsak da bastık Kraliyetin özelliği de geldi Büyücü büyücü büyücüye dönmeniz lazım dostlarım Aldık be Vallahi aldık Ama süre yetecek mi? Problem burada Kraliçe şuradaki kraliçe ölmeseydi güzeldi çocuklar ya Neyse sıkıntı yok. İyi gidiyoruz. Bir tane ejderimiz kalmış. O da destek atıyor. Kraliyet var ama kraliyet Barbar Kral'ın radarına girecek. O kötü. Yarasalar şuradaki depoları hızlıca indirebilir mi? Bakalım. Evet 30 e, saniyemiz var an itibariyle. Ejder de destek atıyor. Bombalar çıktı. Şuradan bir Barbar Kralı indiren ejderle kraliyet koca yürekli çocuklar. Koca yürekli çocuklar bize 3 yıldızı aldıracaklar. Ejder de geldi. Hayırlı olsun. 3 yıldız. Çok güzel taktik yaptık be. Vallahi elimize sağlık. Ejder Yarasa'nın gücü adına. Valla Kalisi'den 3'te 3 yaptık. Ya var ya keşke Burak'tan da Ejder Yarasa yapsaydım. Keşke. Hatta şu rakibin 10.suna Ejder Yarasa değil de direkt klon saldırsaydım burayı ben dümdüz ederdim arkadaşlar. İşte yapacak bir şey yok. Yeti Atıcı'ya inandık. Bizi birazcık ligde yarı yolda bıraktı. Ejder yarasa bırakmadı. Kalisi'den 3'te 3'ümüzü yaptık. Şimdi lekesizler 2 klanımıza geçelim. BG06 hesabındayız. Ordumuz hazır. Buradan da Yeti Atıcı saldırısı yapacağım. Yani Yeti Atıcı'yla 3 atacağım. İnat ettim. Gerçekten inat ettim. Şimdi ikinci savaşımızı kaybettik maalesef arkadaşlar. 33'e 35 kaybettik ama hala birincilik umutlarımız bitmiş değil bir tane savaş kaybetmekte tüm umutlarımız bitmez 3. savaşımıza geçiyoruz 3. savaşımızda güzel başlamışız 5 savaşta 12 yıldız gayet güzel rakip 2 savaş atıp 4 yıldız almış Şimdi burada atılan üçlükleri paylaşacağım. Madman Eren bir 3 yıldız atmış. Bir de Murat 3 yıldız almış. Eline sağlık diyorum. İkisinin de kendi savaşımı yaptıktan sonra e, onların savaşlarını da göstereceğim. Belediye binası merkezde bir düzen. Rakibin 13. sine saldırı gerçekleştireceğim. E, buraya nasıl bir saldırı gerçekleştirebiliriz ona bakıyorum. E, koruyucu yürüyüşüyle köşe tarafı temizleyip daha sonra pek gacadılarla içeri girip sonra da bam gün bam gün saldıracağım arkadaşlar. Durum bu şekildedir. Fazla da detaylı bir durum yok. E, saldırıma geçiyorum fazla vakit kaybetmeden. Aslında süper duvar, duvar kırıcılardan birisini iptal edebilirdim. E, etmedim. Neden etmedin diye sorarsanız ben de bilemiyorum. Ama etmedim. Şöyle şifacıları da bu taraftan bıraktım. E, askerleri şöyle ortadan yollamayı planlıyorum çünkü. E, buradan gelince direkt şifacılar onlara destek atsın istiyorum. Koruyucuyla... Bir tık temizliğimizi yapalım. Daha sonrasında ilerleyişimizi sürdüreceğiz. Vallahi keşke temizlik askeri alsaydık ya. Sonra süreden patlıyoruz arkadaşlar. Şimdi şöylemesine bir pek atıp... Şu taraftaki... a buradaki duvar kapalıymış. Tamam. Koruyucuyu buradan yürütüp... Şuradan da uçan kışlaya girseymişiz... Süper duvar kırıcı atmamıza gerek kalmazmış. Neyse sıkıntı yok. Koruyucu güzel temizliğini yaptı. Ama şuradaki hava savunmasında alması bizim için önemli gerçekten önemli ee, dönecektir döndü bile biz de yavaştan savaşımızı başlatalım uçan kışlamız ikinci seviye olması birazcık üzdü maksimum alacaktım unuttum ya o birazcık sıkıntı oldu ama onun dışında bir sıkıntımız bulunmamakta içeri girişimizde güzel şöylemesine bir süper duvar kırıcı bıraktım ordumu da yavaştan içeri doğru yönlendiriyorum yetiler geldi cadıları atmayı unuttuk lan şuradan tamam onları da yolladık Hemen bir deprem büyüsü patlatalım. Atıcıları da en arkadan yolladık. Güzel. Şimdi hemen bir öfke büyüsü patlatıyorum arkadaşlar. Koruyucu özelliğini birazdan basacağım. Ee, askerlerin belediye binasına kadar ulaşmasını istiyorum açıkçası. Ama bunu başarabileceğiz mi? Vallahi başardık. Barbar kralın özelliğini de bastım arkadaşlar. Belediye binasını barbar kral alıyor. Görüntüsü var. Şurada da koruyucuyu bastım. Of 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 çok güzel oldu be. Çok güzel oldu. Şöyle bir öfke daha patlatıp zıplatmayı yolladım. Kraliyeti en arkadan gönderdim. Şimdi dondurmalarımız var. Arkadan e, büyücülerimi gönderdim. Dondurmayı henüz yollamadım. Şifacılar baya bir indi. Kraliyet için saklıyorum. Açıkçası şuradaki barbar kralı bir zehirleyelim ve kraliçenin özelliğinde basalım. Kraliçe kaybolmasın. Yani var ya şu güzelim saldırıdan da 3 yıldızı alalım be. Yani sinir oldum ya. Çok güzel giriş sağlamıştık. Olmadı arkadaşlar. Maalesef olmadı. Şurada da dondurmayı atmak zorundayım. Kartal topunu donduracağım. Of 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 delireceğim ya. Yeti atıcı var ya beni var ya fitil ettim bugün ya. Gerçekten. Koruyucunun özelliğini biraz geç mi bastım diye düşünüyorum ama yok yerli yerinde bastım. Kasırga ile birlikte belediyenin zehri mahvetti bütün askerleri ya. Bir de askerler şöyle şuraya kaymıştı ya. Dedim iyi yırttık bari. Yok yırtamadık abi. Gerçekten yırtamadık. Yüzdemiz daha da düşük kaldı. Yani ne yapalım yeti atıcıya birazcık ara mı versek ya? Lig için en azından lig için birazcık ara vermeyi düşünüyorum. Ye, biz ejder yarazayla devam edelim birazcık. O daha güzel ya. Şimdi bakalım rakibin 10.suna madman 1-3 yıldız patlatmış. Binici madenci saldırısı güzel. Şimdi X sayılarını e, hava kara olan bir düzeni seçmesi gayet güzel. İki tanesi kara, iki tanesi hem hava hem kara. Yani Eren'in şu binici madenci saldırılarını o kadar çok özlemiştim ki e, oyun'a çok fazla önem veremiyor. Yani işinden kaynaklı bir şekilde e, çok pratik yapamıyor. Bayağı bir eli soğumuştu. E, i̇nşallah eski günlerine döner Eren kardeşimiz çünkü gerçekten Muhteşem binici madenci saldırıları atan bir oyuncu. Binici madencinin seviyesi olmadığı zamanlar yani köy binası 14 gelip de binici madenciye seviye gelmediğinde birazcık oyundan soğuyup yavaşlamıştı ama tekrardan binici madenciye seviye gelince hızlandı. Şu anda gayet güzel bir saldırı izliyoruz. Tekli cehennem donduruluyor. Daha demin canlı bir saldırının başladığını gördüm arkadaşlar ama maalesef savaşı yarıda bırakmamak için bekliyorum. Kraliyet savaşçısı, kraliyet şampiyonu önceden savaşa dahil edilmiş. Kraliçenin hala hayatta olması güzel. Tekli cehennem kulesi indiriliyor. Yavaştan binici madenciler de savaşa dahil edilmiş. Koruyucu bırakılmış. Barbar kralla birlikte tanklamasıyla e, işler devam ediyor. Zeplinle belediye binasını alacak. Bir tane de öfkeyi ayarlamış. Ee, birazdan bir koruyucu özelliği gelebilir şifa büyüsünden çıktıktan sonra çıkmaya yakın derken koruyucu özelliği de geldi Kraliçenin hala hayatta olması güzel zeppelin uzak noktadan bırakılıyor bir tane güdümlü yedi aslında riskli bir noktadan yollamış Bir güdümlü daha yeseydi şurada falan pat diye düşerdi arkadaşlar Öfke büyüsüyle birlikte belediye rahatça alınmış. Binici madenciler de üst taraftan ilerleyişini sürdürüyor. Kraliçe de çoklu cehennem kulesine en sonunda ulaşıp temizliğini yapıyor. Ee, Barbar kralın özelliği var. Arka tarafta askerlere sıkıntı yaratabilecek bir kaya saçar var. Bunun dışında da doğru bir şey kalmamış. 2x yapıyorum ve köyün üçlenişini sizlerle birlikte izliyoruz. Yani kraliyet şampiyonu köyün en başından beri Hayatta kalması baya güzel. Ee, bir tane X'eyi var ama Barbar Kral'ın özelliği basılıyor. Kraliçenin özelliği basılıyor. Ve köy temizlenerek üçleniyor. Güzel. Eren'cim süpersin gerçekten. Savaştan çıkıyoruz. Ve daha sonrasında bir canlı saldırı var. Enes saldırıyor. İki yıldızı koparmış. Şimdiden 3 gelir mi? Oo. Enes 3'ü patlatmış. Savaşın sonuna gelmişiz. Tekrar bakalım biz bu savaşa. Eline sağlık Enes. Vallahi süpersin. Güzel oldu. Murat'ın savaşına bakalım. Sonra Enes'in savaşı döneceğiz. Evet Murat'tan bir tazı balon saldırısı. Süper büyücülü bir köy. Murat'ın en sevdiği belediye binasının bitişik olduğu bir düzen gelmiş arkadaşlar. Bakalım zeplini ne taraftan göndermiş. Bence ya bu taraftan ya da bu taraftan göndermiştir diye düşünüyorum. Yani ya şu kanat ya da bu kanat. Bakalım. Aa tam tersi. Vallahi tam tersinden yollamış. Şuradaki direkt kaya saçarın üstüne bırakmış. Güzel. Ben olsam sanki şurada indirirdim. Şurada indirince direkt kaya saçarla belediye binası daha rahat indirilir diye düşünürdüm. Ee, bakalım nasıl bir değer elde etmiş. Kasırgaya tutulmuş o noktada. Ee, i̇ki tane kaya saçarı da almış mı? Çoklular indi. O daha bir sürü görünmezliği var. Abi muhteşem bir değer elde etmiş ya. Gerçekten teklileri bile Onlara bile göz koymuş. Onları da indirmiş. Ulan buradaki X'e'yi falan da iniyormuş ha. Aslında şey almış olsaydı e, süper büyücülerin yanına süper duvar kırıcının, e, süper duvar kırıcı diyorum normal duvar kırıcı alsaymış buradan bu tarafa da ulaşacakmış. Abi köyde bir şey kalmadı zaten ya. Şu saatten sonra ne izleyeceğiz abi biz? Kraliyet direkt kartal topuna ulaşıyor. Kahramanlar da bu tarafı temizleyecek arkadaşlar. Vallahi kahramanlarla ve süper büyücülerle köyü üçlemiş Murat. Eline sağlık. Süpersin ya. Aynen. X'e'yi de indiriliyor. Yok köyde bir şey kalmamış abi. Barbar kralın özelliği. Süper bir saldırı ya. Askerli balonları tazıları atmış mı onu merak ettim. Şurada bir dondurma attı. Rakip barbar kralı indirdi hala kraliyet yaşıyor. Şöyle tekrardan tek x aldım. E, tazılar muhtemelen patlamamıştır Alttan balonlar da geliyor Hız büyüsü geldi bir tane dondurma Kraliçe hayatta Abi çok çok rahat bir 3 yıldız olmuş ya Koruyucunun özelliğini burada basmış Kelle avcıları kraliçeyi Haşlıyor dondurmayı hızı Falan atmasa yine 3 yıldız Her şeyi boşa attı zaten sonunda Gördüyseniz eline sağlık Murat süpersin Evet bu savaştan sonra Hemen gelelim e, bir de Enes'in üçlüğüne bakalım biz de bir tane 3 yıldız atsaydık güzel olacaktı ya. Gerçekten güzel olacaktı. Klanımızı bayağı bir rahatlatmış olacaktık. Ee, Enes'den de Ejder, Ejder binici balon yarasa saldırısı izleyeceğiz. Ee, Leke sizler Lig klanındaki rakibimizi gördükten sonra da çok şaşıracaksınız. İzlemeye devam ediniz. Barbar Kral, Kraliçe gönderilecek birazdan. Ee, süper duvar kırıcıyla temizlik yapılıyor. Ee, alt taraftan Kartal topuna iniliyor arkadaşlar. Bir tane elektroyla da dış taraf temizlenmiş. Ee, burada bir kelle avcısı var mı? Yok. Kelle avcısı basmamış. Bu arada bir canlı saldırı daha geldi. Ee, kartal topu indiriliyor kahramanlarla birlikte. Üst tarafta büyücüyle temizlenmiş. Koridor çok güzel açılmış ya. Tertemiz bir temizlik yapılmış. Askerler ilerleyişini sürdürüyor. Şurada bir tane e, püskürtücü var. O bakalım sıkıntı yarattı mı? Oraya kolay ulaşabildi mi? Evet, Zeppelin'de gönderildi. Ee, koruyucu özelliği henüz basılmadı. Biraz daha bekleniyor. Bir kısmı dış noktada iki püskürtücüye de kafa atmış. Aynen. Abi ittirip ittirip duruyorlar. Bakın dondurmuş bir tanesini. Çok mantıklı bir hareket. Yan taraftakine de ejder ejderbinciler sayesinde ulaşmış. Evet, balonlar çıkıyor. Balonlar ejderlerle birlikte belediyeyi temizlemiş. Savunmaların bitişik olması da avantaj. Bu arada belediye inmemiş ha. Kraliyet desteğiyle mi indi? Aynen. Kraliyet de alamadı. Aha dondurma patlattı. Kraliyet son saniye indirmese vallahi son saniye indirmese sıkıntı olabilirmiş. Çünkü belediyenin dışında köyde bir şey kalmamış arkadaşlar. Fark ettiyseniz kaya saçarın üzerinden e, yarasalar bırakıldı. Arka taraftaki büyücü kulesi de dondurulduktan sonra zaten e, savunma kalmayacak. Aynen öyle. Eline sağlık. Enes başarılı bir saldırı. Birazcık korkutmuşsun ama güzel bir 3 yıldıza ulaşmışsın. Tebrik ediyoruz. Ejder de temizliyor. 4x'i aldım. Bundan sonrası zaten temizlikti ya. Tamamdır. Bu savaşın sonuna gelmiştik. Bir canlı saldırı daha. E, Sefa Barbar, Fatih saldırıyor. Bakalım 3 gelecek mi? Yarasalar hayatta Ejder Binici var. Bir tane dondurma. Evet 3 yıldız gelmiş e, ee, süreden patlamaz değil mi ya? Güdümlüler sıkıntı. Yok yok 3 gelmiş. Adamsın be Fatih. Üste 3 e, yıldızını patlattın. Burada da 3 yıldızını patlattın. Vallahi eline sağlık. Bu savaşa da bakalım. Hemen bu savaşa da bakalım. Zaten savaş sona ermiştir. Çok güzel oldu. Bununla birlikte gerçekten güzel oldu. Ulan korktum 3 yıldızı göremeyince. Heh. Rakibin 5.sini 3'lemiş. Evet. Gayet de Full artı full bir köy. X aylarının bir tane hava kara. Onun dışındakiler kara ee, şey basmış. Kahraman iksiri basmış. Ee, şeyler de yükselmiş. Hayvanlar. Alt taraftan direkt kahramanlarla kaya saçar ve büyücü kulesine kafayı 60 abi. Yan taraftan da bebek ejderlerle temizliği yapıp şuradan askerleri saldı muhtemelen. Barbar kralın özelliğiyle birlikte Kaya Saçar indiriliyor. Bakın buradaki Kaya Saçar ve Büyücü Kulesi inince bir adet dondurması direkt arta kalmış. Böyle bir avantaj var. Şuradaki Büyücü Kulesi de iniyor. E askerler zaten çoklu cehenneme ilerliyor. Geriye bir Büyücü Kulesi, bir Büyücü Kulesi. Şurada da Büyücü Kulesi ve Kaya Saçar kalmış. 3 tane dondurma her türlü mıhlar. Zaten 4 tane dondurması varmış. Askerler çoklu cehenneme ilerliyor. Bakalım dediğimiz tutmuş mu? Ee, belediye binası rahatça indirilecek. Bir tane de dondurma atıp işini garantiye almış bakınız. Aslında dondurmayı atmasa yine belediye alırmış ama yine de güzel bir tercih. Yani işini garantiye almak mantıklı. Ee, Ejder binciler bu tarafta kasırgaya yakalanıyor. Büyücü kulesine hasar bırakmış. Yarasaları savaşa nereden dahil etmiş bakalım. Bizim kraliyet rakip kraliyeti indirdi. Kötü bir tercih. Bence kötü bir tercih. Şu taraftan yollasa daha güzel olurdu. Ama yok ya. Yok güzel. Kasırgada çıktığı için sıkıntı yok. Aynen. Yarasalar nerede öldü? Büyük ihtimal bir yerde ejder binicilerle birlikte kırmızı bombaya oturdu. O yüzden sayısı bayağı azaldı diye düşünüyorum. Bakalım çünkü savaşı sonunda çok az yarasa kalmıştı arkadaşlar. Bir yerde bir kırmızı bomba çıktı muhtemelen. Takip ediyorum. Biz nerede girdik? Birazdan girdik. Şurada çıktı. Biz savaşı izlerken buraları niye bu kadar yara salmadı abi? Ben halüsinasyon mu gördüm ya? Bizde çok az yarasa vardı. Vallaha 2-3 tane yarasa kalmıştı. Bu kadar yarasa yoktu. Ben öyle hatırlıyorum. Ya da yanlış gördüm. Bilmiyorum. Videonun montajında tekrar e, kontrol edeceğim. Gerçekten merak ettim. O kadar yarasa yoktu ya. İlginç. Bakalım abi. Lekesiler Lig klanına geçelim. Evet arkadaşlar güvenç hesabındayız. Valla burada ordu 5 elektro 11 balon 5 tane yeti var. Köyler çok düşük diye ordu basmadım. İnşallah öyledir. Bir bakalım. 27'ye 0. Bütün köyler üçlenmiş. Burada Mami birinciyi üçlemiş. Köylere bakalım. Abi en güçlü köylere köy binası 12. Alt taraflara bir bakalım. Köy binası 12'ler var. Şu neymiş? Rakibin 15.si Abi keşke ben saldırsaydım buraya ya. Aynen. Neyle bir bakalım bir çok merak ettim ne atmış Barut abimiz. Orduya baksana bir tane ejder benici burayı üçler zaten galiba. Ya da sadece kraliyet şampiyonu atsan üçler. Evet, 3 üç klon, iki dondurma. Nasıl üçlediğini merak ettim. Şu an sadece onu izleyeceğim. Ee, bebek ejderleri göndermiş. Şöyle bir tane ejder, bir tane ejder bırakmış. Abi çok orada harcamışsın be. Gözünüz seveyim o kadar orada atmana gerek yok. Kraliyeti yollayıp direkt kraliyetin özelliğine bassa zaten köy işlenirdi. Bakalım benim karşımda da böyle bir köy varsa öyle deneyeceğim. Ama 12'ler var ya. Bakalım. Aynen. Tamam buraya sab Üçleriz galiba ya. Abi patlar mıyız şimdi yetiyle metiyle? Köy binası 13'üz. Yani patlamayız galiba öyle düşünüyorum. Yani ordumuz bu. 5 elektro, 5 yeti, balon, malon var. Yani patlarsak rezil oluruz ama patlamayız diye düşünüyorum ya. Abi saldıracağım ya ne olacak en kötü 2 yıldızda kalırız. <laughs> Şimdiden yerimizi yapalım da. Yetileri şöyle bıraktım. Püskürtücü nerede? Biri burada. Diğeri nerede abi? Heh diğeri de şuraya bakıyormuş. Tamam Allah'tan e, onlar sıkıntı yok. Şöyle barbar kral şuradan da kraliçe bıraktım. Şu kraliçeye bir yeti dağıttım. Şuradan da bir yeti attım. Elektroları bıraktım. Peşine balonlarımızı gönderdim. Zeptini yolladım. Koruyucuyu bıraktım. Özelliğine bastım. Hemen bir öfke. Şurada bir öfke. Belediye binasına bir öfke. Barbar kralın özelliği. Yok ya o kadar da korktuğumuz kadar da olmasın. Bu arada belediye binasından ejder çıktı. Neyse sıkıntı yok. Yeti Volkri var sanıyordum. Unuttum yani de 3'ü aldık yani o kadar da değil arkadaşlar gerçekten korkmayalım yani bu kadar da değil mi? İşte o kadar fazla izleyicimiz var ki şimdi şurada bir patlarsak rezil olmayalım diye şey yaptım dondurmamızı da atalım da. Ben aslında birisi Whatsapp'tan şey yazdı abi karşımızda köy binası 3 var dedi. Ben o yüzden... Direkt köy minası 13'e saldırmak istemiştim aslında. Birazcık geç kalmışım arkadaşlar. E, oraya saldırıp e, direkt kraliyeti yollayıp köyü üçlemeyi düşünüyordum. Neyse buradan 3 yıldızımızı aldık. En azından e, biraz da ganimet geldi ucu ucuna. O da Allah bereket versin diyelim. E, 30'a 0 oldu. Bütün köyler üçlenecek yani. Kaçarı yok. Diğer köylerde başarılı. Biz buradan 45 yıldızımızı çekeriz arkadaşlar. Şu köye bir bakayım ya. Köy binası 3 diye yazdılar ama köy binası 3 mi bilemedim. Şu an internetimizde de ufak bir problem var. Sanki bakamayacağım gibime geldi. O zaman internet problemi hemen çözüp bir geleyim sizlerle birlikte bakalım. Evet tekrardan geldik arkadaşlar bir gözcülük yap diyelim. Belediyeye bastım 4'müş. Aynen belediye binası 4. E, bu belediye binası 4 benim karşıma gelmiş. Aynen ben de sonuncu sıradayım. Bu arada unutmadan şu dördüncü savaştan ben bir kendimi çıkartayım arkadaşlar. Ee, çok önemli bir savaş çünkü. Ee, bu savaşı kazanmamız gerekiyor. Dombra'yı alalım. Güvenç'i de çıkartalım. 3 yıldız aldık güzel. Bu savaşı kazanır da birinciliği garantilersek ben sonradan savaşlara tekrar dahil olurum. Şu an e, bu savaştan 10 savaş yaptık ve 30 yıldızı ulaştık. En yakın rakibimiz şunlar bunlar zaten 42 yıldız almış daha deminki klandan arkadaşlar. Bir kişi savaşını yapmamış olabilir. Bize yenildiler. Bunların e, bizi, bizim üstümüze çıkma şansı yok. Öyle söyleyeyim. E, üçüncü sıradakiler ne durumdaymış? Bunlar 38 almış. 33 almış. North Sea'yi yenmişler. Bakın bunlar birazcık tehlikeli gibi duruyor. North Sea bunlara yenildiyse arkadaşlar North Sea'den korkacak bir durum yok. Şu an ikinci sıradaki şu kılan bizi birazcık Yenebilir gibi duruyor. Onlar da bir savaş yapmış, şu an bir yıldız almış. O da güzel. Ee, anladığım kadarıyla şu üçüncü sıradakiyle dördüncü sıradaki klan belki birincilik için bizimle savaşabilir. Onun dışındakilerden pek tedirgin değilim. Ee, North Sea ile bir sonraki savaş, ondan sonraki bir savaş. Şu iki savaşı kazanırsak. Son 2 savaşa ben tekrardan dahil olurum. Buradan 3 aldık. Şuradan bir tanesinden 2-2 alsam 4 ee, eder. Toplam 7 yıldız gayet güzel madalya gelir arkadaşlar. Bu şekilde bir ilerlememiz olur. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.